2024'ün ilk Creative Mornings İstanbul sabahında beraberiz yine. Bu ayın teması Rise, yani yükseliş. St. Pete edisyonu tarafından seçildi. Ve bu temayı aslında seçerken onlar da biraz daha farklı yükselen sesler, yükselen insanlar, içimizden yükselen duygular gibi birçok farklı şekilde ele aldılar. Ve illüstrasyonumuzu Laura Spencer yaptı yine St. Pete'den. Biz de bu temayı aslında yorumlarken yükselişi farklı şekilde ele almak istedik. Hem aslında yükselen yine yaratıcılarla işbirliği, ilişkiler kuran kişileri, hem kendi kişilerinde farklı şekillerde yükselme, hem de aslında bu yükselişi bireysel ve profesyonel olarak farklı şekillerde yorumlamalar açısından iki tane benim uzun zamandır takip ettiğim ve bir şekilde arkadaşlıkla geliştirdiğim kişiyi davet etmek istedik. Tuna ve Yağız, Mercado'nun kurucuları. Mercado dışında yeni bir Mindfeed diye oluşumları da var, ondan da belki bahsederler. İkisinin de hem yükselen yaratıcılarla olan ilişkilenmeleri bana ilham verdiği için, hem de kendilerinin üniversite döneminden beri farklı şekilde yükseldiklerini gördüğüm için onları bu ay davet etmek istedim. Onlar da bizi kırmayıp geldi. Ben sözü onlara bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Emre. Güzel bir şey oldu, giriş oldu. Evet. Tuna ben bu arada. Ben de Yağız. Yağız, ortağım benim Mercado'da. Mercado yaklaşık 5 senedir var olan bir oluşum ve biz Mercado'nun hemen öncesinde tanıştık aslında, değil mi? Evet. Çok, ya arada belki bir sene vardı. Aynen. Tanışmamızın. Mercado tarafına geleceğiz. Önce kişisel olarak nasıl bir yolculuğumuz var, biraz ondan bahsedip sonra o tarafa gelelim. Bir de şeyi de söyleyeyim. Normalde biz hani konuşmalara çok alışığız ama ya üniversitelerde daha çok daha genç ve okuyan tarafta ya da daha böyle sektörel ve şey tarafta konuşmalara şeyiz. Böyle daha farklı disiplinlerden kreatiflerin olduğu güzel bir etkinlik olacak. O yüzden hani aralarda sorularınız olursa şey olursa çekinmeyin. Hani karşılıklı da devam ettirebiliriz o süreci. Sen aynen başlayabilirsin. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum. Emre bizi bu Creative Mornings'e dahil ettiği için, aynı zamanda da böyle iddialı bir temada bizi çağırdığı için böyle hem güzel, böyle bir gurur duyduk ama bir yandan da gergin bir durum var. Hani yükseliş derken aslında birlikte paylaştığımız şeyleri daha çok biz ele alacağız. Hani bir araya geldiğimiz farklı yaratıcıların kendi yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirirken aslında nasıl bir arada olduğumuz, birlikte bir şeyleri ortaya çıkardığımız ve yükseliş anlamında bakarsak da birlikte bir şeyi inşa ederek aslında yükselttiğimiz bir süreçler daha çok. Ben Yağız Genç, Tuna Mert ve Mercado'da bizim yükseliş temasında çok fazla kesişim yaşadığımız bir taraf olarak bugün bahsedeceklerimiz arasında ben başlıyormuşum. Ben önce sen varsın zannetmiştim. Yani, bu işte kronolojik Yağız Genç. Arkada gördüğünüz üniversite döneminden başlayan, çok da çocukluğa kadar gitmeye gerek olmayabilir. Mimarlık mezunuyum. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Tasarım disiplini içinde bir eğitim aldım. Yani orada alırken de hani mimarlık yapacağım diye değil de genelde tasarım disiplini olarak ele aldığım bir süreç vardı. Annem babam da yaratıcı sektördendi. Reklam ajanslarında ikisi de işte çeşitli rollerde bulundular, ortak oldular falan. Ben de onlarla birlikte şey yaparken zaten tasarımın içinde böyle bir ilerlemiş buldum. Ve bir tasarım disiplini olarak mimarlık fakültesinde okudum. Okurken şu ortadaki benim paftamda göreceğiniz projemi özellikle koydum. O paftayla pozumu. Çünkü okurken de birazcık işte bu sanırım ailemin geçmişinden reklamcılık ve bir şeyi pazarlama, onun işte hikayesini kurma, ifadesini görsel olarak yapma tarafında bir eğilimim vardı ve hep o şekilde projeler hazırlardım ve bu projeyle de daha önce oldukları gibi hani şey bir bize satış sunumu, bir tanıtım sunumu yapıyormuşsun gibi işte çok reklam, çok şey diye yorumlar alıyordum hep hocalarımdan üniversitede. Bu projede onlardan biri. Ve bu işte okuduğum sırada hep böyle birinci sınıfın yazından itibaren bir çalışma hayatım da başladı. Ve aktif olarak bu birinci sınıfın yazında başlayan çalışma hayatım 9 yıl sürdü Mercado'ya gelene kadar. Orada da yaptığım şey şu aslında sağdaki fotoğrafta birazcık ifadesi var. O daha çok etkinlik
tasarımları yapan, tematik tasarımlar, dekor üretimleri, deneyim alanları tasarlayan, kurgulayan, hayata geçiren bir ajansın aslında ben ilk kuruluşunda yardım etmek için girdiğim, sonrasında da neredeyse bir üçüncü ortağı gibi çalıştığım bir süreç oldu. O yüzden hani tasarımın ilk sunuş aşamasından üretimine, kurulmasına, o işlemesine kadar hakim olduğum süreçler vardı. Burada da mesela bir AVM için yaptığımız bir yılbaşı köyü konseptinde aslında arkamda gördüğünüz o şeyler işte 10 metrelik bina dekorları, hepsinin içinde başka dünyaları, görselleri, şeyleri falan. Böyle bir kurulum, üretim ve bunun çok hızlı yaşandığı bir aslında kariyerden hani geliyorum. Birazcık da onu ifade etmek için koydum. Şeyi de belki söylemekte yarar var birazdan Mercado ile ilgili bahsederken. Yağız tasarım direktörümüz. Ekipte bütün tasarım işleri Yağız'dan. Ya dergi, sosyal medya, onun dışında bütün yaptığımız projelerde aslında kreatif tarafta Yağız var. Ben daha çok içeriğin başındayım. İçerik tarafını yönetiyorum. Hı. O yüzden aslında onu da söylemek iyi olur. Geçeyim mi? Geçebilirsin, aynen. Ben de tasarımcı kökenliyim. Ben de mimarlık mezunuyum. Benim sürecim biraz daha farklı oldu. Sen de fen lisesi mezunuyum. Ben de fen lisesi mezunuyum. Fen lisesinde okurken aslında gerçekten inek bir öğrenciydim lise döneminde. Ama bir ara çok bunu almıştım ve blog yazmaya başladım. Blogspot'un ilk Türkiye'de popüler olduğu zamanlar 15 yaşındaydım. Ve herhalde en genç blog yazan insanlardan biriydim o dönemde. 16 yaşında röportajlarım çıkmaya başladım. İşte Habertürk gibi gazetelerde. Daha sonra Habertürk'te de falan da yazdım. GQ'da yazdım. Skylife'da yazdım. Ve o dönem aslında benim yazı hayatım başlamış oldu blogla. Daha sonra üniversitede mimarlık okudum. Mimarlığa geçtiğimde dedim ki bitiremeyeceğim ben bu bölümü herhalde. Çünkü yani çok yani dizayn derslerim, tasarım derslerim çok iyi olmasına rağmen fen lisesi bitirmeme rağmen işte statik derslerim, matematik, fizik gerçekten zor bir dönemdi benim için. Çünkü bir yandan da aslında bu dönem çok popüler olan o influencer kavramının ilk temsilcilerindenim. 50'ye yakın ülke gezdim okurken. Bir yandan blog yazıyordum işte Skylife'da, GQ'da ya da kendi blogumda. Bir yandan da geziyordum. Böyle de bir sürecim oldu. Daha sonra da mimarlığı zar zor da olsa bitirmenin ardından İstanbul'a taşındım ve hiçbir zaman mimarlık yapmayacağımı da biliyordum. Tek bir proje yapıp bıraktım. Çeşitli mimarların yanında stajlar yaptım ama çok iyi mimarların yanında farklı işler yaptım. Daha çok marketing, PR, iletişim tarafında çalıştım. Kısa kısa dönemler bu arada. Çok uzun bir kariyerim olmadı o anlamda. Daha sonra da yollarımız Yağız'la kesişti aslında. Bir arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. Ve pandeminin başında aslında ben bir vesileyle işten çıkarıldım. Pandemi vesilesiyle. Çok gizli bir vesile değil ya. Aslında bizim yükseliş hikayemiz krizle başlıyor gerçekten. Yani bir pandemiyle birlikte aslında benim hayatımın en kötü dönemi dediğim bir dönem. Çünkü gezemiyorum, şey yapamıyorum. 40 yılın başı gerçekten sevdiğim bir işe girmiştim ve oradan çıkarıldım. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi. Pandemi tabii ki herkesin hayatını aşırı etkiledi ama herkesin bireyselinde de hani baktığında çok kişisel nedenleri var çok etkilenmesi için. Tuna sürekli geziyordu. Evet. Yani ve şey gezerek içerik üreten, düşünen böyle hani doğası ona alışmış bir insan. Sürekli geziyor. Artı yeşil pasaport avantajıyla. Vardı o dönem. Sürekli geziyor. ben de bu etkinlik sektöründe çalışırken aşırı bir yoğunluk içinde çalışıyorum ve etkinlik sektörü dediğimizde pandemide yani ilk biten şey sonuçta hani kapanmalar bir araya gelmenin çok uzunca bir süre asla mümkün olmadı ve uzaktan da asla yapılamayacak bir şey yani etkinlik. O yüzden ben de o tempomun çok yüksek bir temponun içinden sıfıra düştüm. Suna da o yüksek bir temponun içinden sıfıra düştü ve aynı zamanda da işte iş vesilesi evet. De üstüne eklenince. Yani böyle bir hani zaten bir şey olacakmış şimdi uzaktan bakınca belli oluyor çünkü evet. Bu kadar sert kırılım bir şeye gelince hani ben dediğim gibi 9 yıldır çalışıyordum çok aktif bir şekilde. Ondan önce de yani hep böyle annem babamın yanında ajanslarda hani yazın tatillerde işte okuldan sonra falan hep iş hayatının böyle bir şeyin dinamik bir şeyin içinde olduğum için hani çalışmam lazım. O artık hani çalışmakla şey yaşamımın geri kalanı çok ayrılamıyordu. O yüzden yani böyle boşta kalma durumu pek olabilecek bir şey değildi. Evet. Zaten kendi adıma. Hep anlatırlar ya bir yükselmek için gerçekten dibi görmek lazım. Ya öyle bir dip gördüm bir dönemdi benim. Sen yine hani daha şeydin ama ben işteyim falan evet. Da gitmişti. Ve sonra dedi ki Yağız ya o dönemde benim başka arkadaşlarımla aslında yurt dışındaki arkadaşlarımla bir web sitesi kurma hayalim vardı. Biraz daha
tasarım odaklı bir ürün satış üzerine bir web sitesi kurma hayalimiz vardı. Onu yapamadık çünkü onlar da aslında herkes evlere çekilse bile farklı bir yoğunluk ve şey oldu. Yağız dedi ki sen niye tek başına bir web sitesi açmıyorsun diye dedi o dönemde. Ben dedim ki niye birlikte yapmıyoruz? Aslında ilk Mercado'nun çıkışı böyle oldu. Bir dijital bir içerik platformu kurmak üzerine, platform da demeyeyim hatta web sitesi kurmak üzerine biraz daha tasarım ve sanat alanında içerikler üreten. Bu tarafa yönelmemizin sebebi de aslında o dönem hem Türkiye'deki evet o kötüye gitmeye başlayan biraz da ekonomik koşullar, hem pandeminin getirdiği şey, çevremizde birçok tasarımcı, sanatçı işsiz kaldı. Yakın arkadaşlarımız yine o koşullardaydı. Herkes ciddi bir depresif durum içerisindeydi ve biz de dedik ki gerçekten bir web sitesi açsak, ilham aldığımız işleri yer versek, ilham aldığımız isimlerle röportajlar yapsak ki o dönemde bence sanatçılar ve tasarımcılarla bu kadar diyalog kuran bir içerik platformu şeyi de yoktu ciddi anlamda. Bir de şey de bir motivasyon oldu. Yani biz üniversiteden görece yakın zamanda mezun olmuştuk Mercado'yu kurduğumuzda. Ya benim yine 5 sene olmuş ama senin birazcık daha azdı. Ve hani ya bu pandemi dönemi üniversiteye denk gelseydi o zaman asıl böyle felaket herhalde bir moda girerdim diye düşündüm ve öyle bir empatim oldu benim. Çünkü üniversite döneminde ben işte hani çok fazla sürekli sergiler gezersin, işte çıkabildiğin zaman yurt dışına çıkarsın, orayı gez, buraya git, katıl. Hani zaten her şeyi aç olduğum ve görece yapabildiğim bir dönem. Hani o dönemi pandemiye denk gelseydi çok fena olurdu diye bir empatiyle de hani birazcık o yüzden yapılan şeyleri göstermek, insanların aslında birbirlerinin yaptığı işleri görebilmesi ve onun üzerinden ilham alabilmesi, yani böyle bir motivasyon cümleleri kurulsun gibi değil de hani hiç o motivasyon cümlelerini kurmayalım, sadece insanlar birbirlerinin işlerini görsün, birazcık hikayelerini görsün, zaten aslında yapılan bir şey var. Bir de şey de çok vardı, hala var, gittikçe artıyor zaten. Yani bir şey yapmak için, işte bir şey başarmak için burada üniversite okuyorum ama işte yurt dışında bir master, yüksek lisans yapmam lazım. İşte yurt dışında bir yerde çalışmam lazım. Bir hani burada sağlanamayan bir şeyi işte yurt dışında sağlayıp hani o şekilde anca donanımımı tamamlayabilirim gibi bir şey de çok vardı. Benim yakın çevremde aynı şekilde yani hani arkadaşlarım da çok vardı ki ben de aktif çalışıyor olmasaydı üniversite sürecinde ben de öyle bir şeye düşebilirdim. Öyle bir düşüncenin içine girebilirdim. Onu da birazcık göstermek istedik. Çünkü bu paylaştığımız yaratıcıların işleri çok güzel, işte çok büyük başarılar elde ediyor yurt dışında. Belki bilinmiyor, eziliyor. Onları hani görünür kılıyoruz ama bir yandan da hani çıkış noktaları, okudukları okullar, işte katıldıkları programlar hepsi aslında çevremizde belki kendimizde gittiğimiz, okuyan kişilerin yani içeriği okuyan kişilerin kendi de dahil olduğu veya olabileceği yakınlıkta. Hani o da görünsün istedik birazcık. Çok böyle şey bir şey değil. Hani bir ulaşılamayan bir şartın gerçekleştirilmesi gerekmiyor gibi. Zaten pandemi süreci olduğu için de ve içerik ürettiğimiz için de en çok belki de dünya tarihinde içerik tüketilen dönemdi. Ve bizim öyle bir şansımız oldu ve evet ilk birkaç ay sıfır okunmayla giden web sitemiz bir anda birkaç ay sonra günde 10 binler, 15 binler, 20 binler okunmaya başlandı. Daha çok insanla tanıştıkça, diyalog yaptıkça, röportaj, diyalogla bir dediğimiz şey bizim röportaj oluyor aslında format olarak. Şunu da fark ettik ki o kadar çok yaratıcı üretici var ki Türkiye'de, ister Türkiye'de yaşasın ister yurt dışında. Kendi mesleğini yapmayan ya da yapan ama aslında farklı tarafta da yaratıcı sektörde bir şeyler üretmek isteyen çok fazla insan olduğunu fark ettik. Ve aslında böyle de ilk iletişim sürecimiz başladı bu isimlerle. Web sitesi böyle güzel giderken dedik ki acaba bir podcast çekmeye mi başlasak? Ve Taze İlham Podcastleri dediğimiz bir podcast serisi başladı o dönemde. Çünkü gerçekten içerik çok değerliydi ve podcastimiz de o dönem dinlenmeye başladı. İşte güncel tasarım ve sanata dair belirli konuları işte Yağız'ın bir konu anlattığı, benim bir konu anlattığım üzerine tartıştığımız bir podcast serisi yaptık. Sonra o da dinlenmeye başladı ve ardından da ilk aslında bu işin finansal olarak sürdürebilir miyiz dediğimiz şey oldu ve bir sponsorumuz oldu ve bir marka podcast'i sahiplendi. Ve o dönemde aslında biz dedik ki acaba bu işe dönüşebilir mi? Çünkü çok naif bir taraftan başlamıştı bizim bu sürecimiz gerçekten. Hiç bir stratejik bir plan yapmadan yola çıkmıştık açıkçası.
Evet, yani o dönem mesela ben hala çalışmaya devam ediyordum. Hani uzaktan da olsa çok hafiflemişti tabii ki iş tempo ama hani bir işim vardı. Şeyde podcast'te de o da bizim için çok böyle bir challenge oldu kendi adımıza. Çünkü kendi görünür olduğumuz, yani tırnak içinde tabii görünür değil de sesimizle, kişi olarak görünür olduğumuz bir yerde var olmak. İşte podcast'te bir ses olarak hani dinlenebilir bir şey çıkarabileceğimizi kendimizi ikna etmek. Artı bahsettiğimiz şeyler de hep görsel şeyler. Yani tasarım sanatta yani sürekli görsel bir işler üzerine konuşacağız ama bunu ilerletebilir miyiz podcast'te? İşte çeşitli linkler bağlayarak hani onları görsellere yönlendirerek falan bu challenge'ları kendimize aşılacak böyle bir yöntemler bulmaya çalıştık. Ama bizim için hani o böyle bir kendimizi zorlamak adına bir önemli bir dönüm noktası oldu bence. Evet ve bence bizim hayatımızdaki en önemli dönüm noktası herhalde dergilerimizi çıkarmaya başladığımız. Biz ona basılı edisyon diyoruz. Print edition'ları çıkarmaya başladığımız dönem oldu. O da çok ilginç bir süreci var. Biz aslında pandeminin de böyle hafif azalmaya başladı. Biliyorsunuz bir gitgelleri oldu böyle çıkışları, inişleri. Pandeminin böyle azaldığı dönemde bir kitap projesi aslında oluşturduk. Biz bu tasarımcılarla bu kadar yaratıcılarla şeyiz. Bunları bir print edisyon oluşturabilir miyiz fikri ilk aklımıza çıktı. Bunun için işte gerçekten bir sürü markayla isimle görüştük, şey yaptık. Biriyle neredeyse anlaştık. Evet. Böyle basım şeyine kadar geldi böyle ve şey toplantıları falan işte herkes maskeli ve odanın köşelerinde oturuyor toplantıları falan yapıyoruz böyle. Aynen. O sırada ben şirkete işte diyorum ki yani şöyle şöyle bir işim var falan söylemiyorum ne olduğunu. Orada toplantıya gidiyorum falan. Aynen sen hala devam ediyorsun. Aynen hala devam ettiğim için. Son aşamaya gelmişti ve tam basılmaya yani onaylanacakken projenin başındaki kişi emekli oldu sağlık nedenleriyle ve proje askıya alındı. Sonra da bizde şöyle bir şey oldu. Ya biz niye bunu bir markayla bağımlı olarak yapıyoruz? Kendimiz bağımsız bir yayın oluşturabilir miyiz? Yani biz bunu evet dijitalde başardık. Acaba bunu basılı yapabilir miyiz? Ve hayatımızın belki de en öğretici süreci o oldu. Çünkü onun böyle hukuki tarafları var. ISSN alıyorsunuz, adliyeye gidiyorsunuz, telif şeyi var. Evet. Baskı, matbaa kısmı bambaşka bir kısım. Evet. İçerik oluşturma bambaşka. Ve onu finanse etmek bambaşka bir kısım. Ve bu süreçleri biz sıfırdan öğrendik. Hiç evet. Tecrübemiz olmadan kendi kendimize öğrendiğimiz bir süreç oldu. Ya o noktada ama şöyle... Yani yayıncılık anlamında hiç tecrübemiz yoktu. İşte nasıl reklam alınır, baskısı, şusu, busu ama çeşitli bazı başka tecrübelerimiz vardı sonradan aslında buna dönüşen. Yani onun birazcık farkına vardık. Yani basım tarafında en azından ne istediğimizi biliyorduk. Hani daha önceden çok fazla takip ettiğimiz yayın, şunlar bunlar onu biliyorduk. Onlarla ona göre görüştük. Ama daha bizim aslında bildiğimiz taraf, yani içeriği bunun dışında bırakıyorum. İçerik zaten çünkü bir senedir devam ediyordu webde. Ama bunun işte dergi gibi bir format olduğunda içinde bunu finanse etmek için reklam alınması gerekiyor. Ama bu reklamlar nasıl hem iletişimi kurulacak hem nasıl uyumlanacak? Yani böyle bir şey yabancı ve itici de durmaması gerekiyor tabii ki bizim yaptığımız şeyin kapsamında. Ve biz aslında içeride olacak tüm markalar yani olmasını kendimiz istediğimiz tamamen uygun görerek böyle eşleştirmeye çalıştığımız tüm markalara birer proje yazarak gittik aslında. Hepsine mesela LG'ye gittiğimizde dedik ki siz ilan vermeyin. Sadece bir işte biz dijital sanatı hani sahiplenin. O da şöyle sahiplenin. Biz bir röportaj serisi yapalım. Siz bunun sponsoru olun ama sizin ürününüz sadece şöyle görünsün. Çift sayfa olarak biz büyük bir şekilde bu sanatçının işine yer vereceğiz. Siz onun dışındaki çerçeve olun sadece ürünle. Yani LG'nin nasıl ki bir televizyonun çerçevesini bir sayfada aslında o eserin çerçevesi olarak kullandık ve tek görünürlüğü o oldu mesela. Bu projeyle onlara gittik ve bu şekilde direkt bir kesişimimiz oldu. Evet. Sonrasında... Ve tabii güçlü olduğumuz taraf dijital olduğu için çok kanallı yaptık bütün projeleri. Yani dergide yer verirken bu işbirliğini aynı zamanda sosyal medya kanallarımız, web sitemiz, yeri geldiğinde podcast kanalımızı da kullanarak hep çok kanallı bir iletişim kurgusu geliştirdik. Her marka için evet. Böyle oldu. Ya bu da birazcık işte şeyden geliyor. Benim ajans... İşte brief alma, brief verme, marka ne istiyor, ona istediği şeyi verelim. Hani biz de istediğimizi alalım, o şeyi kurmam. Tuna yine daha öncesinde markalarla çalışan kişi olarak
çalışan birisiydi. Yani bu iletişimi daha önceden kurmuş olmamız ve birazcık nasıl yapılacağını yol yordamını biliyor olmamız aslında orada bize... Dergi şeyini açsana. Neyi açayım? Bu arada bir de dergiyi çıkarırken şöyle bir misyonumuz da vardı. Ben gerçekten dergi okumayı seven bir insandım. Üniversite hayatımda da yurt dışına her gittiğimde dergiler alırdım. Türkiye'de de yani keza o dönemde çok iyi dergiler vardı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey biraz daha tasarımla sanatın bulanıklaştığı bir nokta. Aslında yeni bence, hatta biz bunu öyle söylüyoruz, yeni Rönesans çağı dediğimiz yeni bir dönemde. Çünkü tasarımcı sanatçının tanımları vesaire çok girmiyor. Emre bazen hassas oluyor tanımlarda falan. Öyle bir dünyadayız. Biz biraz daha bu bulanık dünyayı anlatmak, burada üreten sanatçılara, tasarımcılara yer vermek istedik. Ve Türkiye'deki en büyük sıkıntı yayınlar ya çok sektörel, ya da çok lifestyle dediğimiz ama belli bir konsepti demeyeyim ama belli bir çerçevesi olmayan, içinde kaybolduğunuz yayınlar var. Dünyada aslında bizim yapmaya çalıştığımız şeyin güzel örnekleri de vardı. Biz biraz daha sektörel olmayan, herkesin ilham alabileceği, yani bir tasarım veya bir sergi okuduğunda, bir sanatçının işini gördüğünde anlayabileceği metinler de oluşturmak istedik. Ve her bir sayının aslında belli bir konsepti var ve belli konsept etrafındaki üreten, düşünen, yazan isimleri bir araya getirdik. Her sayıda farklı yazarlar var, her sayıda farklı illüstratörler var. Ve bu bayağı bir challenge oldu, çok zor oldu bizim için. Çünkü belli bir yazar kadrosuyla ilerlemedik. Evet, bazı yazarlarımız sonra düzenli yazmaya başladı. Ama hemen her sayıda en az 5 yeni yazar var. Her illüstratör farklı, her kapakta yeni bir tasarımcıyla, sanatçıyla çalıştık. Bu süreçlerde tabii bizim için öğretici oldu ama çok da, nasıl diyeyim, insanlarla tanışma ve o network'ü geliştirme anlamında da dergi tarafı bizim için çok değerli bir şeydi. Bu işte tasarım sanat içeriklerini aslında herkesin ilgilenebileceği ve tırnak içinde anlayacağı şekilde ifade etme şekli de şeyden geldi birazcık. Biz ikimiz de dediğimiz gibi mimarlık mezunuyuz ve benim o gösterdiğim projemdeki işte çok böyle pazarlama sunumu gibi işte tek reklam şey gibi olmuş dedikleri şey aslında anlaşılabilir olmasıydı. Yani bilmiyorum sizin de öyle miydi? Yani bu bölümlerde mimarlık fakültesine falan denk geldiyseniz. Bizim hocalarımız mesela hani ki yani bizimkiler en esnek olanlardı ama bir noktada yapılan şeyi sadece mimarlar anlasın istenir. Yani hani o sanki bir şey baremi gibi, kalite baremi. Hani gerçekten o şey bir şey yaptıysan, iyi bir şey yaptıysan bunu herkes tarafından anlaşılamıyor olması lazım. O kesin herkes okuyamaz falan gibi. Biz de hiç öyle düşünmüyoruz. Şimdi öbür türlü zaten her şey herkes ayrışıyor. Böyle ayır, onu ayır, ondan onu, ondan ayır, bunu bundan ayır. Yani zaten bu tasarımcı sanatçıların bizim işte ele aldığımız işler yani böyle şey değil ki. Hani hayattan kopuk böyle sadece belli kişilere hitap eden şeyler de değil. Oradan da birazcık yola çıktık ve birazcık ondan hani tetiklendik hocaların o şeyinden. Ben kendi adıma. Çünkü sonra sen işi bıraktın değil mi şeyden sonra? Evet, işte dergiyi biz artık çıkarmaya karar verdik. İçeriğimizi işte topladık, ettik. Bu arada içerikle ilgili de şey diyecektim. Çok bunun zamana ait olmasının bir şeyi var. İşte pandemi döneminde çıktık, ettik. İlk derginin ilk sayısında da bunun çok yansıması var. Şöyle, içinde mesela şey var ilk sayıda. Refik Anadolu röportajı var. Şansım Adalı röportajı var. İkisiyle de tanışmamız şeyde oldu. Pandemi döneminde o zamana ait olarak kalan bir Clubhouse uygulaması vardı. Günümüze gelemeyen bir aynen zamana dair. Aynen. Ama biz Clubhouse'da bir sürü isimle tanıştık. İnanılmaz yani. Refik Anadolu'yla orada tanıştım. Şansım'la orada tanıştım. Birçok isimle öyle bir tanışma fırsatı da buldum. Mesela şu an Refik Anadolu'yla hiçbir ortamda tanışamazsınız. Ve Clubhouse çok garip bir şekilde ona imkan veriyordu. Yani şans eseri o kısacık dönemde değerlendirebilmiştik yani. Yani o yüzden de böyle çok o zamanın ve koşulların şeyini de yansıtıyor oldu bir yandan. Evet. Ya dergi bizim için şöyle de bir dönüm noktası oldu. Sonra dergi şeyini kapatacağım. Kendimizi biraz tanımlayabildik. İnsanlar Mercado nedir sorusuna biz artık yayıncıyız, dijital yayıncıyız derken ya biz dergiciyiz demeye başladık. Çünkü bazen yani hani bu ya yaş vermek istemiyorum ama belli şey yaşın üstündeki isimlere veya nasıl diyeyim, sektördeki bazı insanlara kendinizi anlatamıyorsunuz. Ya da anneme babama kendimi anlatamıyordum en basitinden. Yani, onlar da işim vardı. Aynen. Ya ben dergiciyim, dergi çıkarıyorum deyip ellerine somut bir şey aldıklarında evet, o zaman ilk kafalarında oturmaya başladı. Ve
biz aslında ilk bağımsız tasarım dergisi diyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'deki tasarım dergilerinin hemen hemen hepsi büyük yayınlar arkalarında büyük desteklerle çıktı. Tamamen kendimiz finanse etmeye başladığımız ve daha sonra kendi kendini döndüren bir sistem kurduk. Ve satış noktalarımız ya dağıtımına kadar Türkiye'de mesela biliyor musunuz bilmiyorum tek bir dağıtımcı var. Turkuaz dağıtım. Eğer Turkuaz dağıtımda değilseniz şeyiniz gitmiyor hiç o bildiğiniz kitapçılara ya da bizim gibi bağımsız dağıtıcı olmanız gerekiyor. Biz de bu noktada öyle olunca tek tek gönderiyorsunuz. Evet, yani. Kendi seçtiğimiz noktalara götürmeye başladık. İşte Minio'dur, şeydir, patikadır. Daha sonra müzelere girmeye başladık. Bayağı evet, kendimiz yapıyoruz. Hani bildiğiniz fiziksel. Ve bu süreci seviyoruz da. Meditatif bir süreç oluyor. Dağıtım süreci. Lan bir de araba da yok. Taksiyle yapıyoruz bu süreci. Geçebiliriz. Tabii bu süreçte yani burada kaç dedik? 1200, 2000, 2500 bile geçmiş olabilir. İsimle içerik çıkardık, tanıştık, röportaj yaptık. Ve dedik ki aslında biz bir tasarımcı sanatçı network'üne dönüşmüşüz bu tanıştığımız isimlerle ve bu noktada da pandeminin de azalmasıyla fizikselde ne yapabiliriz derken aslında bizim deneyimlerimiz ve sergilerimizi ortaya çıkardığımız dönem başladı. Evet. Bu aslında Mercado'nun ikinci dönemi. Biz bir içerik platformuyken bir yandan da aslında proje kurguları geliştiren bir yaratıcı ekibe dönüştük. Evet. Şey de çok onu tabii yolunu açtı. İşte bu diyalog dediğimiz röportaj serilerinde insanlarla konuşuyoruz, işte tanışıyoruz veya yüz yüze gelebiliyorsak ilk zamanlar daha zordu. Yüz yüze gelip konuştuğumuzda o satır aralarından aslında insanların kendi ürettikleri pratiklerin dışında neler yapmak istediği, yapabileceği, neyin onu heyecanlandırdığını belki kendi bile hani çok böyle adını daha koyamadığı bir durum olabiliyor. Onları görüp aklımızda çeşitli böyle şeyler, fikirlerle eşleştirmeye başladık. Hani bu kişi buna yatkın, bunu yapabilir, şey yapar, işte şöyle bir şeyden heyecanlanır, bu iki kişinin bir araya gelmesi güzel olur diye. Ve o şekilde aslında böyle kafamızda kesişimler belirmeye başlamıştı ama hiç fizikselde bir şey yapmayı düşünemiyorduk, öyle bir ortam yoktu. Sonra işte buraların hafiflemesiyle aslında bizim böyle fiziksel deneyimlenebilen projeleri adını koymaya, sunmaya, sonra da hayata geçirmeye başladığımız dönem oldu ki bu da şeyleri çok arttırdı. Yani bizim insanlarla tanışmalarımızı, kesişimlerimizi çok daha fazla arttırdı bunlar vesilesiyle. Bunları geçiyorum. Geçebilirsin. Bunları aynen. Taksiyle gidenler. Bunları da geçebilirim. Bunu da geçiyorum. Aynen. Aslında bizim ilk küçük işimiz, yani ilk kendimiz yaptığımız, yine finanse ettiğimiz işimiz Contemporary İstanbul'a girmek oldu. Buraya da yine belirli bir konseptle girdik. Yani medya sponsoru mu deniyordu, neydi? Evet, evet. Medya sponsoru olarak girmiştik ama biz oraya bir iş üretmek istedik. Yine burada Begüm'le, Begüm soyadı neydi? Dur ben anlatayım burayı. Aynen ama kısa geçebiliriz burayı, çok şey vakit harcamayalım diye dedi. Ya aslında şöyle bir şey yapmak istedik burada. Medya partneri olarak işte CI de olabilir, Contemporary İstanbul da olabilir, başka bir fuar veya etkinlik de olabilir. Girdiğinizde eğer ki fiziksel bir yer almak istiyorsanız, hani bir yer veriliyor, çok tanımlı. İşte 3 metre genişlik, 2 metre derinlik. Ki bu da büyük zamanda, sonra daha küçüldü verilen yerler. Öyle bir yer veriliyor. Hani beklenen şey, bir pano koyarsınız, bir desk koyarsınız. Hani olsun, bir tane de belki bir şey hani koyarsınız, böyle sergilersiniz gibi. Biz burayı böyle yani şey gibi konumlandırdık. Yani Mercado fuara katılıyor. Hani şey değil, hani dergi satmaya biz zaten kafamızda şey değiliz, hani dergici değiliz kafamızda, hani biz başka bir şey görüyoruz, daha insanlar görmüyor ama biz başka bir şey görüyoruz. O yüzden biz fuara katılıyorsak dedik bir proje yapmamız lazım yani şey. Ve o zamanki işte zaten iki sayı çıkmıştı. Multidisipliner Nesil ilk sayı ve Sürdürülebilir Zihin ikinci sayı çıkmıştı. Ve Sürdürülebilir Zihin'in yeni çıktığı zamandı. Biz de dedik ki bu derginin temasına paralel bir iş yapalım. Böyle bir iş yapıyorsak işte bizim aklımızda hep bu zaten kesişimlere çalışıyor. Dedik ki iki farklı taraftan ele alacak iki tasarımcıyı bir araya getirelim. Biri daha böyle parametrik tasarım yapan, işte verileri kullanan, o zaman işte Metaverse tarafına gitmiş, oralarda işte bir şeyler kurgulayan bir tasarımcı Begüm Aydınoğlu. Diğer tarafta da bir malzeme tasarımcısı aslında Ayşe Yılmaz, ODTÜ'den. Hatta biz Ayşe ile bu sayıda röportaj da yapmıştık. Ve dedik ki bir enstalasyon kurgulayalım. Bizim bir yaklaşık fikrimiz vardı.
bir çerçevesi vardı. Bunu Begüm'le paylaştık. Begüm'le birazcık geliştirdik. Ve bir enstalasyonu da yapacağımız malzeme sürdürülebilir zihin diyoruz. Bir malzemeyi de hani orada showcase ettiğimiz şey aslında insanların zaten hani deneyimleyebileceği, dokunabileceği bir ortamdaysam hakikaten dokunduğunda farklı bir şey öğrenci katacağı bir şey olsun. O da yumurta kabuğundan yapılan aslında bu Ayşe'nin Ottan markasıyla yaptığı malzemeyi kullandık plakalarda. Ve Begüm bunun üzerinde anlatmak istediği şey şu oldu. Sürdürülebilir zihin dediğimiz zaman çevresel daha çok akla geliyor tabii ki ve bunun da ilk şeyi küresel ısınma. Küresel ısınma, buzulların erimesi. Begüm'de NASA'dan aldığı Columbus buzulunun yıllara göre verilerini işleyerek bir pattern oluşturdu ve pattern'ın değişimi aslında. Burada üç katmanlı bir iş vardı ve o pattern'ın değişiminde hani çözünmeyi görüyorduk gibi bir iş. Hani çok da uzatmayayım. Aslında bu bizim tasarımcılarla ve sanatçılarla bir araya gelme modelimizin ilk örneği, ilk kurguladığımız şeydi ve bu çıkış noktasıyla aslında başladı. Bizim en büyük şeyimiz Mercado yaptığımız projelerde farklı disiplinlerden isimleri bir araya getirmek ve aslında bir soruna, bir probleme veya bir fikre öneri sunmak, onun hakkında fikir geliştirmek, onunla ilgili tartışmak, sorgulatmak. Gerçekten bütün işlerimizde bunu yapmayı amaçlıyoruz. Ve böylece aslında bizim ilk büyük markalarla projeler yapmaya bundan sonraki projemizde başlamış olduk. Leyla Alaton falan. Birazcık böyle şey, biz tabii nasıl insanlar tepki gösterecek falan diye şey yapamadık. Güzel dönüşler almıştık burada. Peki. Yani o fotoğraf niye böyle açıklamam lazım. Leyla Alaton niye içine girmiş? Şimdi? Almadı ama sonraki dönemde destek oldu diyelim. Aynen. Ve bizim aslında Mercado'da dergi birinci dönüm noktamızsa ikinci dönüm noktamız da bu projemiz oldu. Original by Nature ismini verdiğimiz projemiz. Çünkü ilk sergimiz, ilk deneyim odaklı işimiz 21 gün boyunca akaretlerde sergilendi. Aslında burada da yine aynı mantıkla geliştirdiğimiz bir iş. Bir dijital sanatçı, bir cam sanatçısı ve aslında bir kentsel tarım inisiyatif olan Ekbitçe içi bir araya getirerek bir kentsel tarım odaklı bir fikir geliştirdik, böyle söyleyeyim. Bu aslında bir marka projesi. Markanın bize briefi şuydu, ya biz sürdürülebilirlikle ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Biz sürdürülebilir zihinle ilgili bir şey çıkarmıştık o dönemde, sayı. Ve biz o sürdürülebilir zihinle işte Sonar'da konuşmacı olduk, şeyde. Tam o hype cycle'ın en üst zamanıydı o yani sürdürülebilirliğin. Biz tabii orada hep farklı yaklaşmayı tercih etmiştik sürdürülebilirlik noktasına. Ve bu bir aslında şey markası, viski markası ve şöyle bir şey geliştirdik. Dedik ki bir tarafta gastronomi önemli onlar için. Bir tarafta evet ileri dönüşüm, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik önemli. Ama bir tarafta da aslında biz kentlerde yaşayan, şehirde yaşayan insanlarız ve böyle bir önerme sunmak istedik. Yani biz kentte ne yapabiliriz, nasıl bir şey geliştirebiliriz? Çünkü şey de yani buradaki marka da öyle. Burada işte Glen Limet'le çalıştık ama genel olarak diğer markalarda da sürdürülebilirlik dendiği zaman işte biz yerel üreticilerden alıyoruz, böyle doğayı şey yapıyoruz falan. Hani görseller hep şey böyle çayır, çimen, tarla, ova, organik. Yani hiç bizim hayatımızda olmayan şeyler. Hani sürdürülebilirlik yapılıyor da bir yerde yapılıyor gibi hani. Neresi orası belki görürsün yılda bir iki kere yani hani. Öyle bir şeydi. Biz o yüzden bunu birazcık kent ölçeğine çekerek de aslında ifade etmek istedik. Çünkü öbür türlü çok güzel işte doğanın şeylerini sergileniyor. Onlar bir yerde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor gibi oluyor. Biz de şöyle bir şey yaptık. Dedik ki Egemen, Kemal Vuruşan cam sanatçısı. Egemen dedik. Egemen'i, Ecem'i ve Ekbitçe içi bir araya getirdik. Egemen viski şişelerini, şeyi var mı bir sonrakinde görüntüsü, ileri dönüştürerek aslında cam podlar yaptı burada gördüğünüz. Ve içlerinde bunların 21 gün boyunca biz bitki yetiştirdik akaretlerde. Ve bu bitkiler işte marul, pazı, bir sürü bitki vardı. Ve 21 gün boyunca bu kurduğumuz düzenekte topraksız tarım yaptık. Topraksız tarım uygulaması ve bizim bunun danışmanlığını Ekbitçe içle birlikte hayata geçirdik. Bu gerçekten pompayla su veren ve yaşayan bir sistem oldu. Ve bu bitkilerin yaşaması için gerekli olan ışığı da dijital sanatçı Ecem Dilan Köse'nin, ki o dönemdeki ilk kişiydi Ecem'in de. Biz daha önce röportaj yapmıştık ve Bilkentli. Oradan tanıyorum benim okulumda. Daha çok performans yapıyorlardı o zaman. Biz o vesileyle tanışmıştık aslında. Evet, daha sonra da mor ışıkla bu bitkiler büyüdü ve biz en sonunda 21 gün sonunda bunları hassas edip bir sofra kurduk.
İbrahim Şef o dönem Ekbitçi için şefiydi. Bu sene Michelin aldı. Yeşil Michelin aldı. Yükseliş hikayesi onda da var. Aynen, bu arada yani. Çalıştığımız. Entegre yükseliş hikayeleri. Ve aslında ilk bizim deneyim odaklı yaptığımız proje bu oldu. Biz burada kentsel tarımı insanlarla paylaşmak istedik. Ekbitçi iç gibi bir ekip olduğunu insanlara tanıtmak istedik. O dönem dijital sanat çok eleştiriliyordu sürdürülebilirlik için. Biraz daha böyle nasıl diyeyim? Şey ilan edilmişti, suçlu ilan edilmişti. Oysa dijital sanatın çok farklı bir kullanımını... NFT'ler karbon salıyor. Hani evet. Başlığı. Çok farklı çok bir kullanımla yani. Aslında bambaşka bir şey yaratılabileceğini göstermek istemiştik. Yine camın ileri dönüşümünü göstermek istemiştik. Ve bizim aslında ilk hayata geçirdiğimiz proje buydu ve 21 gün boyunca 15 bin üzerinde ziyaretçi oldu. Hatta 3 gün kardan dolayı kapalıydı. Tam Mart'ta öyle bir dönemdi. Buz gibiydi hava, içeride bu bitkileri ısıtabilmek için inanılmaz mücadele verdi. Gerçekten, yaşayabilmeleri için. Gerçekten kolay değil. Biraz da öyle bir şey de bağladık bu arada. Zor bir iş. Ve bizim için bu sıçrama noktası oldu ve gerçekten hani bizim fizikselde de proje yaptığımız, sergiler yaptığımız bir sürece girdik aslında. Aynen öyle. Devam edebiliriz. Sonrasında aslında böyle daha farklı yaratıcılarla nasıl bir araya geldik? Onların sadece örnekleri adına şöyle hızlıca bir geçeyim. Sonra da zaten bence sohbet ederiz, çok da şey yapmayız. Burada Adidas'la bir araya geldik bu proje, az önceki projeden sonra ve onların yeni bir mağazası açılacaktı. Bu İstiklal mağazası yenileniyordu ve tekrar açılacaktı. Oraya şey yapacaklardı. City denen aslında işte daha çok turistik amaçlı üretilen işte şehir tişörtleri ve hep in-house tasarımcılar yapıyor bunları Adidas'ta. Evet, Adidas'ın global bir kuralı var. Kendi tasarımcısı dışında eğer collab yapmıyorsa hiçbir tasarımcı Adidas tişörtü tasarlayamıyor. Evet. Biz burada dedik ki eğer ki böyle bir şey yapıyorsanız ve bununla ilgili biz aynı masada oturuyorsak şu an dedik bunu bir yarışma yapalım. Hani açalım ve çünkü üretim ve şey olarak erişim olarak çok büyük imkan sağlayan bir yarışma yani kazanan kişilere. O yüzden bunu bir yarışma haline getirelim dedik. Genç tasarımcılara, sanatçılara açtığımız ve öyle de aslında biz biraz markayı ikna ettik. Onlar biraz globali ikna etti ve bir şekilde... Evet, ilk toplantıda bize olmaz dediler. Hani evet. Dünyada böyle bir şey yapılmıyor. Biz dedik siz bir ikna edersiniz. Biz onlara şey verdik. Onlar şey yaptı ve globalde ilk kez kendi tasarımcıları dışında bir iş yaptılar ve buradan kaç 8 ilk şeyde 8 kazanan mı vardı? 5 kazanan. İlk Türkiye'ye açık bütün tasarımcılara, sanatçılara açık bir yarışma yaptık ve 4000'in üzerinde katılımcı oldu. İnanılmaz büyük bir sayıydı. Ve bu noktada işte jüriyi biz seçtik, şeyi biz seçtik. Hiç müdahale etmediler Adidas tarafı. Ve burada kendi etiketlerinin üzerinde Adidas ve tasarımcının ismiyle evet, kendi tasarımcının ismi ve Adidas logosuyla basılıp satılan bir tişört oldu. Hala bu arada şeyde mesela İstiklal'de bunlar satılıyor ve isimleriyle. Yani gerçekten tırnak içinde hani no name denen ama hani bir collab olmadığı için söylüyorum. Bir ismin kendi adıyla Adidas'ta tişört satabildiği ve bu erişime çıkabildiği hani örnek bir iş oldu globalde de ve sonrasında biz bunu tekrarladık. Bir sene daha yaptık. Şimdi yeni tişörtler satışa evet, çıktı. Evet, onlar ama. Satışa çıkacak. Globaldeki farklı noktalar bundan çok feyiz aldı Adidas'ın. Onlar farklı şeyler yapmak istiyor. Burada kazanan tasarımcılarla başka işbirlikleri in-house'da Adidas globalde yapmak için görüşüyor. Yani böyle çok güzel kapılar açan bir iş oldu aslında. Bizim de çok hoşumuza gitti o yüzden. Evet. Geçiyorum. Geç. Ya aslında biz bu şeylere yapmak istediğimiz şey biraz daha markaları da zorlamak. Biz güçlendikçe, farklı şeyler yapmaya başladıkça markalar da bize ulaşmaya başladı tabii ki. Ve markalar bize gerçekten çok klasik briefler verirken biz onlara daha zor, daha challenge, daha tasarımcı sanatçıları nasıl katabiliriz, daha yaratıcı ne üretebiliriz diye zorlamaya başladığımız bir süreç oldu. Evet. Bunun dışında tabii biz bağımsız işler de geliştirmeye başladık. Çeşitli fuarlara veya işte etkinliklere aslında tasarımcıları, sanatçıları nasıl dahil edebiliriz diye. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de fuar dediğiniz şey galeriye bağımlısınız. Galeriniz olmadan ya da bazen sanat inisiyatiflerine değer veriyorlar ama hiçbir sanatçı kişisel olarak aslında giremiyor, katılamıyor. Bu da Artwix'te yaptığımız bir sergiydi ve Artwix de aslında galeriyle katılabildiğiniz bir iş. Ve biz dedik ki acaba bağımsız 3 mural sanatçısını Artwix'e sokabilir miyiz, hackleyebilir miyiz? Artwix'le de görüştük bu süreçte. O ilk kez herhalde bağımsız sanatçılara alan açtıkları iş oldu ve biz burada şöyle bir şey dedik. Mural sanatçılarıyla
kendi normal işte duvar resmi üretimleri dışında farklı medyumlarda ya da farklı tekniklerde çalıştıkları işlerle bir sergi yapalım ve gösterelim. Diyelim ki gerçekten mural sanatçıları da aslında sanatçı. Çünkü Türkiye'de o kategoriye alınmıyorlar. Başına bir şey koyunca zaten otomatikman diğer taraf kapanıyor. Şimdi görüştüğümüz çok isim bunun şeyini yaşıyor. Dijital sanatçı dediğin zaman kesip atılıyor bir tarafta. Hani işte yapabileceği şeylerin %80'i hiç sorulmuyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Bu fotoğrafta da böyle, muralda da böyle. Hepsinde böyle. O yüzden birazcık o çeşitliliği göstermek istedik. Evet. Aslında buradaki şey de bizim için yani ilk işte Original by Nature'da hiçbir araya gelmesini düşünmediğimiz şeyleri bir araya getirmek istedik. Diğerinde bu markayı hiç daha önce bir araya gelmediği şeylerle genç tasarımcıların gelebileceği bir platform kurmak istedik. Burada da hem farklı işlerini göstermek hem de insanların normalde karşılaşamayacağı bir galeri katılımı, bir fuarda yer vermek aslında. Hep böyle birazcık hani bir efor sarf ediyorsak farklı bir taraftan aslında perspektif sunabilmek istedik yani. Ve burada şöyle çok değerli anlar oldu. Bizim için gerçekten çok önemli şeyi şu oldu. Zeytinburnu'ndan veya çok uzak gerçekten İstanbul'un çeper mahallelerinden gençler geldi. Çocuklar 15-16 yaşlarında Eskreyn'i takip eden, Max'i takip eden bunlar bayağı grafitici sokakta büyüyen çocuklar. İlk kez bir sergi galeriye geldiler. İlk kez galeri demeyeyim, ilk kez bir fuara geldi. İlk kez böyle bir sergi gördüler ve şöyle bir diyalog geçti Mete ile Eskli aralarında. Abi siz dedi mural sanatçısısınız dedi. Yani sizin işleriniz satılabiliyor mu dedi. Ya böyle bir vizyonu koymak, o insanların bakın böyle bir yolda varı göstermek bizim için çok değerli oldu. Ve orada şey oldu yani geldiler mesela 45 dakika böyle bir mentoring gibi evet. Eskile şeyle. Ve zaten bunlara imkan sağlamak hani oradaki yapmak istediğimiz şeydi. Evet. Ve işte bu noktada yani yükseliş tırnak içinde şeyine gelirsek hani kendi orada bulunan sanatçıların, tasarımcıların yanı sıra aslında orada açtığımız platformda kimin hangi alanda yükselmek istiyorsa onunla ilgili farklı perspektif edinebileceği, belki bir işte tasarımcıyla, sanatçıyla görüşerek onun görüşünü alabileceği hep böyle kesişim noktaları yaratmak. Evet, bizim istedim. Yani bizim işimiz aslında o yaratıcı kurguyu sanatçı ve tasarımcıyla birlikte geliştirmek. Bazen onların hayali oluyor ve o fikir üzerine gidiyoruz. Bazen bir brief üzerine biz hayal kuruyoruz ve doğru isimlerle bir araya geliyoruz. Böyle bir sürecimiz var ve bundan sonra da böyle gelişen pek çok deneyim yaptık. Yani bunların hepsini zaten bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da ya web sitemizde de görebilirsiniz. Bir de şöyle bir farkımız oldu. Yani bu işin evet şey kısmı var. Bir de aslında iş kısmında, business tarafında baktığınızda markalarla sanatçılar arasında bir buffer zone oluşturduk. Çünkü iki tarafında aslında farklı beklentileri oluyor, farklı hassasiyetleri oluyor. Ve böyle bir iş dinamiği geliştirdik aslında ve sanatçıların da mutlu olabildiği, onların da farklı hassasiyetlerin göz önünde olduğu, sanatçı title'ını koruyabildiği ama markanın da bir taraftan marketing yapabildiği, iletişimini sürdürebildiği bir sistem. Evet. Bence belki de en büyük başarılarımızdan bir tanesi oldu. Tabii o arada duruyor olmak çünkü bu yani makine çarkları gibi ikisinin dönüş hızları farklı, diş boyutları farklı. Yani herkesin beklentileri ve süreçle ilgili yaklaşımları farklı oluyor. O arada ikisine uyumlayacak bir şey olması lazım ki ikisi de rahat dönebilsin. Hani mutlu olabilsin. Biz o hep arada olmayı tercih ettik. İşte bir, çünkü ilk zamanda böyle tabii konumlandırmak isterken insanlar hani tasarım ofisi gibi de şey yapıyor. Biz hani o değil diye. Bence biz tamam artık. Aynen. Şöyle son şey yapabiliriz. Daha kendimizde. Kişisel bir yerde. 5 senenin aynen. Sonunda da ilk kez stüdyo çekimi yaptık 2 ay önce. Çok mutluyuz. Hep ya inanılmaz. Bizim için bu projeleri dokümante etmek de çok önemli. Türkiye'de çok iyi işler tamam. Yapılıyor ama dokümantasyon çok zayıf. Ve çok iyi bir prodüksiyon ekibimiz var. Yani ona da çok güvendiğim. Çok farklı işte video tarafında çok farklı isimlerle çalışıyoruz. Bir de şöyle çok küçük bir ekibiz aslında. Biz şu an 3-4 kişi, hatta 300 şu an core ekip. Her projede farklı isimlerle bir araya geliyoruz. Tasarım için farklı isimlerle, sanatçılarla, etkinlik kısmında farklı, prodüksiyon kısmında farklı. Böyle yeni nesil bir sistem oluşturduğumuzu düşünüyorum ve çok başarılı bir şekilde de işlediğine inanıyoruz. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Ben başlıyorum o zaman. Biraz ısıtmak için. Ben böyle dinlerken şeyi düşündüm.
Başka hangi iki, yani Creative Mornings'te zaten takip edenler biliyor, hep tek bir kelime oluyor temamız. Size anlatırken dedim ki şu veya şu kelime olsa da ben Mercado ekibini çağırabilirmişim. Bunlardan biri generous, yani cömert. Çünkü aslında yaptığınız işte o yükselişi birlikte paylaşma cömertliğiniz bana ilham ediyor. Gerçekten 1200 dediniz, sonra 2500'e çıktı neredeyse dediniz. O cömertlik bence çok önemli. Bana da en çok iyi gelen şey o yani. Bir kısım insanı ben de tanıyorum, bir kısım insanı gerçekten ben ilk defa sizle birlikte hani öğreniyorum. Alanın içinden biri olmama rağmen o cömertliği kelime olarak diye düşündüm. Tekrar canınız olsa da çağırabilirmişim böyle bir yerden. Bir diğeri de aslında özen kelimesiydi. Çünkü yani işte o katıldığım etkinliklerinizde, videolarda, herhangi bir diyalogda, röportaj, yani adı diyalog olan röportajlarda o özeni hissediyorum. O özen kelimesini uygulayabilirim. O yüzden benim için hani Rise dışında iki kelime daha var. Cebime koyduğum Mercado'yla ilişkilendirdiğim biri cömert, diğeri özen oldu. Evet, teşekkür ederiz. İlk slide'ı değiştirip aynı sunumda bizi tekrar çağırabilirsin. Ama şey yani Emre'ye de dün dedim. Ya gecemiz gündüzümüz 5 senedir gerçekten Mercado oldu. Çünkü bu iş gibi değil. Tam zamanla aslında yaptığınız sizin şeyiniz oluyor yani. Hayatınız bu oluyor. Yani varoluş şekli oluyor bir noktada. Çünkü evet. Hani daha öncesinde de bir şekilde bu yaptığımıza benzer, hani şu an adı Mercado olarak kondu ama daha önceden adı böyle konmadığında yine bu şekilde çalışma ve düşünmek üzerine böyle aktif olduğumuz bir hayat tarzımız vardı ve onu hani bir noktada varoluş haline geldiğini fark etmiyorsun ve bir noktada adı koyunca da işte hayatım iş olmuş, hayatım Mercado olmuş gibi bir nokta oluyor. Ona dönüştü yani. Evet. Şimdi yükseliştirdiğim zaman şu anda belirli bir level'a gelmiş özellikleriniz. Yukarı baktığınız zaman nereye görüyorsunuz? Nereye doğru yükselmek istiyorsunuz? Yani aslında yukarı değil de böyle sağa sola daha çok bakarmışız gibi geliyor. Çünkü hep aslında daha çok böyle etrafımıza bakarak hani farklı, ya biz hep çok ilham hani insanlar alsın diye yaptığımız platform ama kendimiz daha çok ilham aradığımız bir şeyimiz var ve onu da hep insanlarla buluyoruz ve hep etrafımıza bakıyoruz. Yeni insanlarla tanışmak, onların aslında hevesleriyle bir noktada ben kendi adıma tanışmak daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü şey, insanın iletişim sosyalliğim o kadar iyi değildir ama böyle insanların heveslerini paylaşma, onu dinleme şeyim daha fazladır. Ve onları bir araya geldiğimiz noktada böyle bir şeyler yapmak bizi heyecanlandırıyor. Ve bu heyecanı korumak için de daha fazla insana bakmak. Aslında Mercado herhalde bu seneye kadar biz hiç plan yapmadan geldik. Hiç böyle normal bir stratejik plan, iş planı. Evet, gerçekten hayat, biz bir de o kadar yoğunduk ki onu yapacak şeyimiz yoktu. Bu sene ilk kez herhalde bu yaz sonra, depremden sonra özellikle bir kendimize orada da bir es verme vaktimiz oldu çünkü herkes gibi. Bizim planımız ne, gelecekte ne yapmak istiyoruz diye oturup düşündüğümüz bir an oldu tabii. İki şey söyleyebilirim. Birisi aslında biraz daha globale yönelmek. Ama globale yönelirken de şöyle bir planımız var. Türkiye'deki sanatçılar ve tasarımcılarla globale iş yapmak. Çünkü biraz daha o güce eriştiğimize inanıyoruz. Çünkü hep global markalarla çalışıyoruz, büyük markalarla çalışıyoruz. Ve bu sene aslında ilk kez onları zorlayacağımız projeler önerdik. Eğer onaylanırsa bu sene iki tane yurt dışında proje yapacağız. Ve Türk isimlerle, Türk sanatçılarla, tasarımcılarla yapacağız. Bizim için bu çok değerli olacak, buradaki isimleri taşımak. Çünkü biz bunu şu şekilde de yapabilirdik. Hatta başta ilk şeyimiz oydu. Ya yurt dışına iyice şey yapalım, yayılalım, birçok isim yapalım. Ama sonra aslında dünyanın olayı aslında lokale gitmek ve lokaldeki lokali destekleyerek. Çünkü sürdürülebilirliğin bence temel olayı yerellik ve ne kadar yerelde güçlüyseniz, ne kadar yerelde işbirliği yapabiliyorsanız o kadar sürdürülebilir bir iş yapıyorsunuz. Ve biz aslında oradaki planı tamamen değiştirip buradaki isimlerle yurt dışına iş yapmak istedik ve kendi markalarımızla önce gidip bunları zorlamak istedik. Yani kendi markalarımız dediğim iş yaptığımız, bizi bilen ve bize güvenen markalarla. Bir diğeri de Mindfit diye bir platform açtık şimdi yeni. Birazcık ondan da hani belki bahsedebiliriz. Mercado'nun altında biraz daha aslında çeşitli düşüncelere ve konulara derinleştiğimiz. Çünkü mesela demin kentsel tarım dedik, şey yaptık. Ama o bir deneyimdi ve o deneyim olarak kaldı. Ama biz bunu daha da o konu etrafında derinleşmek üzerine yeni bir platform kurabilir miyiz fikri çıktı. Aklımda. O noktada şöyle şeyler oluyor çünkü. Mesela o sergi projesinden, Origin by Nature'dan bahsedersek orada işte suyun
işte önemi ve geleceği var. İşte kentsel tarım var, gıdanın geleceği var, sürdürülebilirlik var, çeşitli konular var ve bununla ilgili bir şey ortaya koyduktan sonra aslında o konuyla ilgi duyan, düşünen insanlarla daha fazla tanışmaya tabii ki başlıyorsunuz ve onların da sizin işte bu işi koyarken aklınıza gelen şeylerin içinde veya çok ötesinde fikirleri oluyor, onları paylaşıyorlar ve bunların da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Birazcık bunlara verdiğimiz değerden aslında Mindfeed ortaya çıktı. Bu bir projeyle bağlantılı olabilir ya da bizim üstüne eğilmek istediğimiz, önemli olduğunu düşündüğümüz temalar olabilir. Bu temalar etrafında bir aslında tırnak içinde vizyon kürasyonu yaptığımız bir platform olarak başladı Mindfeed. Hem web sitemizde içeriklerimiz, şeyimiz var. Aynı zamanda böyle onun daha şu an öne çıkan tarafı podcast çalışması. O da Postane'de kaydediliyor. Teşekkür ederiz tekrardan. Postane ile orada bir aradayız. Elif Bereketli hazırlayıp sunuyor ve bir tema ile ilgili aslında iki farklı görüşten kişiyi aynı bölümde bir araya getirerek onları derlediği güzel bir format oluşturdu. Onu dinlemenizi çok tavsiye ederim. Hani kendi podcast'imize o kadar hani şey övemem ama onu çok övebilirim. Gerçekten çok hoşuma gitti ve Elif'in tamamen yaklaşımıyla, kurgusuyla çıkan bir şey. O tarafta da aslında birazcık da daha bu düşünsel taraftaki işleri ve değerleri ele aldığımız platform. 2025 yılında da bir summit yapacağız. Daha deneyim odaklı bir Mindfeed summit'imiz oldu. Planımız var. Aynen. Böyle farklı farklı hayallerimiz var. Büyütmek istediğimiz yer yani şey böyle gerçekten dikey değil de senin dediğin gibi çapraz şey böyle biraz daha diagonal falan gidiyor. Böyle. Okay. Yani. Var mı başka soru veya? Aslında sizi yükselten iterasyondaki gibi değil de sanki gözümün önünde şey geldi. Altına kitaplar ekliyorsunuz ve o sizi zaten yükseltiyor. Bir şekilde hem deneyim hem birikim yaratan bir şey gibi görüyorum sizlere. Daha evet. Şey. Hep böyle bir araya gelerek, evet. Şey yaparak, altta, öğrenerek altta. Yani kesişerek. Bir tarafın öyle bir şey olabilmiş yani kitaplar öyle bir şey. Ya evet. Çünkü bizim yaptığımız hiçbir işte bizi görmezsiniz aslında gerçekten hani evet etkinliğinde bir welcoming yaparız, hostluk yaparız falan ama ya da işte sonra sunumlarda bu şeyleri yapıyoruz ama bizim için önemli olan oradaki yaratıcı üretim ve fikir ve onu üreten insanlar oluyor. Ya her yaptığımız için projede. Kendi fotoğraflarımızı bulamadık zaten. Aynen. Sergiden fotoğraf. Genelde unutuyoruz da fotoğrafı. Nerede bunlar? Aynen. Bizim için çok değerli ve bir kere çalıştığımız isim. Yani bir röportaj yapıyoruz. Röportajdan sonra anında yani bir ay sonra bir proje geliştiriyoruz o isimde. Ve daha sonra yani hani bunu çok övünme tarafında söylemiyorum ama o isim çok iyi yerlere geldiği zaman hem biz mutlu oluyoruz hem de o kişiler her zaman bize geri dönüp şey yapabiliyor yani hani bakın sizin sayenizde böyle geldim ve birlikte şunu da yapalım bir üstüne daha hani koyabiliriz. Hep böyle giden bir şeyimiz oldu. Böyle biraz daha bence hem kendimizde en sevdiğim özellikle kendimizi bu sistemi sürdürülebilir olmanın yöntemlerini aradık. Finansal anlamda da, işte kültürel şey anlamda da, sosyolojik anlamda da nasıl sürdürebiliriz, nasıl şey yapabiliriz? Bu konulara gerçekten kafa yoruyoruz. Kimseye bağımlı olmak istemiyoruz. Bağımsız olmak bence bu dönemde en önemli şey, en değerli şey. O yüzden de yani bir iş geldiğinde reddedebiliyorsunuz. Bir şey yapmak zorunda kalmayabiliyorsunuz. O çok değerli ama o noktaya gelene kadar. Ama şunu da unutmamak lazım. Şanslıydık. Doğru dönemde doğru şeyi yaptık. Doğru insanlarla bir araya gelmek çok bence önemliydi. Ve hani severek yaptık ve hala da çok severek, fazlasıyla severek yapıyoruz. Herkese de bir araya gelmeyi çok istiyoruz. Yani fikri olan herkese biz her zaman diyoruz. Gelin konuşalım, birlikte ne yapabiliriz? Bu seneki ürettiğimiz projelerin tamamı neredeyse fikir üzerine. Birisinin bir sohbetten mesela, bir şefle projemiz olma ihtimali var. Bir yemek sonrası 5 dakikalık bir sohbet üzerine gelişen bir sergi projemiz var mesela. Bunu ne yapabiliriz falan diye. Öyle. Tek bir şey fokus olduğumuz bir alanda yok yani. İster bir soru sorayım. Tabii. Evet. Mercado öncesi özlediğiniz ne var? Mercado olmasaydı hayatımda yapardım, şunu yapmayı daha çok yapmayı isterdim. Mercado öncesi özlediğim... Ya benim kişisel olarak baktığımda yani yok desem derim şimdi hiç şey çünkü neden biliyor musun? Yani
bu tempoda, hatta daha yüksek bir tempoda zaten ben çalışıyordum ve böyle şeyden geldiği için o birazcık hani anne babam reklam sektörde iş bitmez, sabah akşam falan evde çalıştır, ofiste mesai, onlarla birlikteydim. Hani o şekilde böyle ilerlediğim için o yüksek çalışma temposunu ben başka bir yere veriyordum. Ve onun karşılığında hani aldığım şeye çok fazla bakmıyordum. Birazcık Tuna o noktada bana farkındalık sağladı. Hani biz tanıştıktan sonra ya sen bu kadar çalışıyorsun şey oluyor falan. Ve o sadece çalışma değil, o çalışmayı verirken de tabii yapamadığım, hani daha kendimi ayıramadığım, açamadığım alanlar oluyordu. Şimdi onu hem kendi yapmak istediğim bir şeye verebiliyorum hem de kendi çalışma sistemi oluşturduğum için birazcık daha alan açabiliyorum. O yüzden hani şu anki düzenim içinde çok geçmişten bir şey aramadım. Bu arada ufak bir şey diyeceğim. Normalde bize soru cevaplarda ilk gelen soru şey oluyordu, belki bitirişi onunla yapabiliriz. Mercado ismi nereden geliyor? En çok merak edilen soru o oluyordu. Aynen. Belki onunla bitirebiliriz. Çünkü Mercado isminin çok çıkışı... Çok güzel bir hikaye. Çünkü onun çıkış hikayesi aslında şu an yaptığımız işi çok iyi tanımlayan bir şey. Sen anlat. Ben askere gitmiştim. Ama öyle geçti. Ben askere gittim. Sonra dönüş için ama şey... hani dönüşe bir motivasyon olsun diye hemen dönüşüne bir seyahat planlamıştık. İşte birlikte Lisbon'a gideriz diye gittik. Ve orada şey... İlk gittiğimiz işte bir de tabii aç şehre varıyorsun falan. Pandemi öncesi Mercado kurulmamıştı evet, o dönemde. Daha o zaman fikri de yok yani. Fikri sonradan de yok. Evet. Bu deneyim üzerine ismi geldi. Mercado de Ribeira binasının içinde Time Out Market var. Ve Time Out Market'ı biliyorsunuz işte böyle şey, o bölgenin en öne çıkan lezzetleri, restoranları, işte tatlıcıları, içecek neyse. Ufak ufak mağazaları var ve hani menüsünün içinde öne çıkan böyle seçilmiş şeyleri sunuyorlar ve herkes orada bunları deneyimleyebiliyor ve girdiğiniz zaman içeri böyle her yerden güzel bir şey geliyor, görüntü olarak, koku olarak böyle insanlar yiyor falan, böyle bir iştah açan bir ortam var. Ve ortak orada yeme alanı var. Orada servis ediyor. Aynen. Orada iştah açıyor. Ve ortada ortak yeme alanı var. İstediğiniz evet, yerden gidip işte oradan çürozunuzu alıyorsunuz, oradan işte içkinizi alıyorsunuz, ortada yiyorsunuz birlikte falan. Ve biz o fikri çok sevmiştik. Yani evet, o Mercado'nun oluşumu ve aslında bizim ilk çıkışımız, ilk isim koyuşumuz oradan oldu. Çünkü fikir üreten, farklı alanlardan isimlerin bir arada olduğu ve aslında bizim onu birlikte bir şeye dönüştürdüğümüz ve birlikte deneyimlediğimiz bir şey, iş olsun istedik. Ve Mercado öyle çıktı. Dur, o cümleyi birazcık daha tamamlamamayız. Daha böyle bunun bir şey anlatımı var birazcık. Derli toplu. Oradaki işte farklı restoranların yerleri gibi aslında farklı tasarımcılar, sanatçılar, üreten insanların bir arada olduğu. Hem üretildiği, hem sunulduğu, hem deneyimlenildiği, yani yenildiği gibi. Ve aynı zamanda o girdiğinizde nasıl ki böyle bir iştahınız kavarıyorsa burada da böyle bir ilham alabileceğiniz, ilham veren bir yer olarak kurguladık platformu ve şeydi, slogan olarak da böyle motto olarak da ilk çıktığımızdan beri taze ilham dedik. Hani oradaki taze vurgusunu da birazcık aslında yeme içmeden şeyden gelen bir tarafı var. Ve ben Boğa burcuyum. Yeme içmeden. Aslında logomuzda... Kişisel ne ekleyebilirim? Sürekli düşünüyorum. Aslında logomuzda böyle o arçların içerisinde bir tanesi mutfağa giden şey, diğeri de servis kapısını temsil ediyor. Hem mutfak hem servis bizim için aslında o sahada gördüğünüz İki tane kapı. Aynen. Biri mutfak kapısı, biri servis açılan, yeme içme alanına yani açılan penceresi kapı. Penceresi olur mutfak kapısının. Aynen. Bir yerde böyle çift kanat, böyle tam bir sunum, show, trend falan. Aynen. Başlarda dedik İspanyolca isim olur mu olmaz mı? İnanılmaz kabul edildi yani. Herhalde hiç, benim tereddüt ettiğim kadar hiç kimse düşünmedi onu. Aynen. Böyle teşekkürler geldiğiniz için. Evet. Umarım böyle bir keyifli bir sabah olmuştur. Evet. Teşekkür ederiz tekrar önce Tuna ve Yavuz'a. Bu arada her seferinde muhtemelen bir şey ben yapmıyorum. Herkes Tuna ve Mert diyecekmiş evet, gibi çok geliyor. Değerli. Sonra neyse ki Tuna ve Yavuz diye şey yapıyoruz. İkinci ismini çıkan, bu kişisel soruyla bitireyim o zaman. Öbür ismini kullanmama tercihin neden? Hangisi? Mert. Hayır. Mert, Tuna, Ayşe, bir şey... Tuna, Mert, Topuz. Şeyini unuttum. Slide gelsin. Ha, Tuna, Mert, Topuz. O iki isim. Tuna Mert. Ya Mert'i annemle babam söylüyor. Ha. Onun dışında kimse kullanmıyor. Evet, kimse kullanmıyor. Genelde Yağız'a Mert diyorlar o yüzden. Bana Tuna Mert diyorlar. Toplantılarda bile öyle oluyor bu arada. Hayır, ama sorun, ben ama hep Tuna Mert olarak kullanıyorum. Ben soy ismimi çok kullanmıyorum. Evet. Eskiden kullanmazdım. Şimdi artık şey olduğu için kullanıyorum, yayınlarda falan çıktığı için. O böyle Tuna Mert oldu. Tuna Mert bildiğin. Neyse benim suçum değilmiş. Yok yok, çok çok oluyor.
Çok oluyor. Evet, önce size teşekkür ediyoruz, sonra size teşekkür ediyoruz. Creative Mornings İstanbul'da yılın ilk konuşmasında Rise Yükseliş temasıyla birlikteydik. Çok keyifliydi. Şubat ayında tekrar burada olacağız, Postane'de. Temamız ve konuşmacı duyurumuz için bizi takip edin. Belki tarihte bir küçük değişiklik olacak. Şubat biliyorsunuz zor, kısa, böyle zorlu bir ay oluyor. Belki tarihimizde bir değişiklik olacak, onu duyuracağız. Ama yine sizle görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederiz.